Arkadaşlar bu hafta World Deluxe Sapanca'dayız. Birazdan size buranın bütün detaylarını paylaşacağız. Burada 20 adet standart bungalov, 4 adet deluxe bungalov ve 3 tane tiny bungalov olmak üzere çok güzel, hoş bir ortam içerisinde hazırlanmış bungalovlar var. Her bungalovda muhakkak şömine var arkadaşlar. Çocuklar için eğlenme parkı var, restoranı olsun, yemekler olsun. Burası hafta sonu kaçamaklarınız için. Hani hep soruyorsunuz ya, İstanbul'a yakın nereye gidilebilirdi? İşte o lokasyonlardan bir tanesi de burası. Şimdi gelin tüm detaylarıyla sizlere elimizden geldiği kadar paylaşmaya çalışalım. Evet arkadaşlar, burası World Deluxe Sapanca'nın meydanı diyebiliriz. Hemen arkamızda resepsiyonu ve gitar restoranı var. Şimdi gelin sizinle çok kısa oraları paylaşalım. Şu an çünkü check-out saati biraz yoğun da olabilir. Şöyle devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi giriş bu taraftan. Hemen şöyle kapımız açılıyor. Çok güzel, nezih bir resepsiyonu var. Şöyle bakın. Şirin, tatlı ve sıcak özellikle. Gördüğünüz gibi yeşilin içerisinde, mis gibi ortamda ve sıcak olması çok önemli. Çok güzel bir atmosfer. Hemen yukarısında restoran. Buyurun gelin sizinle orayı paylaşalım. Burası da hemen bahsetmiş olduğum restoranımız. Gördüğünüz gibi geniş bir alanda misafirler burada kahvaltılarını ve akşam yemeklerini alabiliyorlar. Burası da oldukça hoş bir mekan. Teşekkürler. Kolay gelsin. Evet, girişi gördük. Şimdi sizinle esas yer olan bungalovları paylaşacağız. Bakalım 1+1 ve 3+1 bungalovlar nasıl? Detaylarıyla birazdan odalarda olacağız. Bir bakayım, ortamı bir ayarlamaya çalışayım şöyle. Biraz da keyfini çıkarayım size zahmet. Hava da güzel. Hava gayet keyifli. Bu arada kimse kimseye karışmıyor arkadaşlar. Hiç böyle işte kalabalıkmış, yoğunlukmuş falan ortamı yok. Dolu burası ama oldukça sakin. Devam edelim. Ve ilk 1+1 bungalovumuzun önündeyiz. Hemen bungalovumuza geldiğimizde sizi çok güzel, küçük, tatlı bir terasımız karşılıyor. Yaz aylarında ya da kış aylarında çok keyifli dakikalar burada geçirebilirsiniz. Şimdi buyurun gelin bir salonumuzu görelim. İçerisi çok keyifli. Salona girdiğinizde oturma grubundan mutfağına kadar en ince detaylar düşünülmüş arkadaşlar. Tabii ki akşamları keyifli vakitler geçirmek için hemen burada şömineniz de hazır. Dilerseniz burayı yakıyorsunuz ve çok keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Tabii ki banyosu ve giyinme dolabına kadar bu detaylar da sizler için düşünülmüş. Şöyle bir göz atabiliriz isterseniz. Hani başta demiştim ya 1+1 diye. İşte oraya geldik. Arkadaşlar burası dubleks. Yani buranın üst katı da var. Hemen buyurun şöyle üst katına geçelim. Üst katı da çok keyifli. Evet. Üst katına geldik. Görmüş olduğunuz gibi jacuzzi ve yatak odası burada sizleri karşılıyor. Isınmak için klimasına kadar burada da tüm detaylar düşünülmüş arkadaşlar. Şöyle devam edip manzaranın keyfini çıkartabilirsiniz. Böyle. Müzik.
şekilde şimdi bizim kalmış olduğumuz 3+1'e gidelim. Orası da çok keyifli arkadaşlar. Oranın da tüm detaylarını sizlerle paylaşacağız. Devam edelim. Evet, şu anda da kaldığımız bungalovun hemen önündeyiz. Burada da yine çok hoş, çok güzel bir terası var. Şimdi gelin bakalım içeriye. Burası 3+1 arkadaşlar, daha da büyük. Yine giriş hizli çok güzel bir salon karşılıyor ve mutfakla beraber yine şöminesi, televizyonu, yani otele dair ne varsa tüm detaylar burada da düşünülmüş. Tabii burada kaldığımız için biraz ortalık dağınık olabilir ama her şey yolunda. Yine aynı şekilde dubleks burası. Hemen girişte gördüğünüz gibi iki tane oda var. Biri bu şekilde. Gayet ferah, geniş ve her odalarda muhakkak klima var arkadaşlar. Diğer oda da aynı şekilde. Bir de oraya da ekstradan jacuzzi düşünülmüş. Yine banyomuz bildiğiniz gibi aynı tarz ve üst kata çıkacağız. Üst kat da çok hoş bu arada. Yukarısını hemen sizinle paylaşalım. Gördüğünüz gibi üst katta gayet geniş, klimalı ve jacuzzili. Dileyen misafirler burada kaldığı süre boyunca jacuzzisini doldurup manzara eşliğinde kahvesini yudumlayıp manzaranın keyfine varabilir. World Deluxe Sapanca keyifli bir yer arkadaşlar. Sapanca ve bölgesinde son yıllarda artan bungalov taleplerinden dolayı rezervasyonlar da tabii ki artıyor. Ancak bu rezervasyonları yaparken dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var arkadaşlar. Bunlar sosyal medyadan yapmış olduğunuz rezervasyonlar, Instagram, Facebook gibi maalesef kötü sonuçlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bunlar yapmış olduğunuz rezervasyonu yaptım diye zannedip karşılığı olmaması ya da ödemeyi yaptıktan sonra karşınıza muhatap olmaması. Bunlar maalesef son yıllarda karşılaşılan en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Lütfen emin olmadığınız yerlerde ya da tesislerde birebir kontak isim almadan adresini veya telefon numarasını emin olmadığınız web sitesini düzgün olan bungalov tesisini tercih etmeniz sizin faydanıza olacaktır. Aksi takdirde maalesef diğer misafirler ya da kişiler gibi sizler de mağdur olabilirsiniz. Aman diyelim, bu konuya lütfen dikkat edin. Instagram ya da Facebook gibi sosyal medyalara asla %100 itimat etmeyin. Görüşmek üzere.